Selam tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Şu kamerayı tam olarak ayarlayamadım yerini ya da benim yerim mi kötü? Ama neyse. Çok da önemli değil. Aslında sadece diyeceklerim önemli. Tunç'un açtığı yayınlara işte yani Tunç'un alanı tam olarak olmadığı için ve bir bakıma bu duruma cevap verebilecek kadar hani bir eğitim hayatı olmadığı için çünkü konumuz şu anda meslek lisesine gidip de işte çok farklı bölümlere gidilebilir mi? Konumuz bu olacak. Hani Tunç sonuçta aynı Anadolu Lisesi mezunu. Ve işte meslek lisesi tecrübesi olmadığı için o tür sorulara hem cevap vermiyor hem de zaten cevap verse hani sizin ne kadar anlayabilir? Bu da tartışılır. O yüzden bana yaklaşık 6-7 kişi Instagram'dan işte mesaj atmıştı. Şuraya da sizin için Instagram adresimi bırakırım. İşte Yağmur abla meslek lisesine gidiyorum. Sence işte farklı bir bölüme gidebilir miyim? Ya da meslek lisesine gidiyorum. Üniversite sınavına nasıl hazırlanmalıyım diye bana birkaç tane arkadaşımız sormuştu. Ben de onlara cevap vermek yerine bununla alakalı bir video çekeceğim. Oradan sizler de dinlersiniz diye cevap vermiştim. O yüzden şu anda bu konuyla alakalı konuşacağım. Neden? Çünkü ben meslek lisesi mezunuyum. Şimdi baktığımızda birçok üniversite mezunu hem farklı bir iş yapıyor, hayalindeki iş hayatını yaşayamıyor. Bunun gibi bir sürü işsiz üniversite mezunu arkadaşımız var. Ama üniversitede de belli başlı bölümler her zaman savunduğum gibi size ekmek parası kazanmanız için açılan bölümler değil. Keza mesela benim okuduğum bölüm, fakülte, araştırmacı bilim insanı yetiştirir. Biyoloji ya da ne bileyim kimya tarzı şeyler genellikle ülkemizde erkekler bu alanlarda daha iyi iş bulabiliyor. Mesela şeylere falan baktım. Bu laboratuvarda çalışmak üzere işte kimyagerler, biyologlar vesaire. Türkiye'de mesela devlete girmek için çok az bir alım yapılıyor. Bu yüzden de özel sektörde iş bulmak bu tür insanlar için zorlaşıyor. Ama onun dışında benim gibi düz bölüm okuyan işte biyoloji, matematik, tarih, edebiyat, işte felsefe tarzı bölümlerde okuyan arkadaşlarımız hani böyle ben çok güzel bir yerde çalışacağım, işte hayatımda çok mükemmel paralar kazanacağım vesaire diyerek hani bu yola başlarsanız tökezlersiniz akademisyenlik dışında. Çünkü yapabileceğiniz şeyler bu bölümlerde aslında kısıtlı, ne kadar fazla gibi görünse de. Yok işte formasyon alır öğretmen olurum, işte sınavlara girerim, araştırma görevlisi olurum vesaire. Bunlar çok kolay şeyler değil. Yani uzaktan öyle görünebilir. O yüzden bununla da aslında bu tam ayrı bir konu. Yani üniversite mezunu olup da hani bu tür bölümlerden, fen edebiyattan mezun olanların durumu. Neyse böyle. Meslek liselerinin bence değeri tam anlamıyla bilinmiyor. Çünkü meslek lisesi gerçekten o mesleğin erbabı, o mesleğin bir ustasını yetiştirmek üzere aslında açılan okullar. Ve bu yüzden de bence gerekli değeri görmüyor. Çok işte puanları aşağıda falan olduğu için çoğu öğrenci oraya gidiyor. İsteyerek gidenler de var. Keza ben mesela bir sürü bölüm varken benim meslek okulumdaki bölümüm yiyecek içecek hizmetleri, işte mutfak alanı. Bunlar kendi içinde de dallara ayrılıyor. Onun dışında giyim üretim teknolojileri, bilişim, yani bilgisayar, işte grafik tasarım, başka kuaför, güzellik vesaire. Bunlar mesela kız meslek liselerinde olan şeyler. Normal meslek liselerinde olan bölümleri aslında tam anlamıyla bilmiyorum. Hani mobilyacı var, gemi, böyle işte tornacılık diyebiliyorum. İşte demir, metal tarzı bir sürü hani bölüm var, muhasebe tarzı. Buradan mesela mezun olanlar 2 yıllık yüksekokullara da gidip daha aslında kolay iş bulabiliyorlar. Mesela sağlık meslek
yüksek okuluna giden, sağlık lisesinden mezun olan insanlar var. İşte onlar da çok kolay iş bulabiliyor. Bu yüzden mesela normal fen lisesinden, Anadolu Lisesi'nden mezun olup da 4 yıllık bir üniversite okuyup ardından işte bir sürü sınavlara girip hazırlanıp çalışan insanlara nazaran meslek lisesi okuyup yüksek okula giden insanlar aslında daha hızlı ve daha kolay iş buluyor. Çünkü o meslekler Türkiye'de sürekliliği olan meslekler. Yani ben mesela yiyecek içecek mezunu olduğum için ben bir yerde işte yardımcı olarak çalışıp şefliğe yükselebilirim. İşte 4 yıllık olarak gastronomi okuyabilirdim. Ya da işte 2 yıllık aşçılıkla devam edebilirdim. Sonrasında işte bir mutfağa girebilirim. Kendi iş yeri açma belgem var. Liseden mezun olunca hani siz usta sayılıyorsunuz. Çıraklıktan vesaire başlamanız da gerek yok. O yüzden bence buna çok böyle işte ben meslek lisesine gidiyorum lanet olsun falan gözüyle bakmak yerine bunun size verdiği artılara odaklanın. Yani ben evet tarih okudum ama hayalim böyle küçük bir butik kahve dükkanımın olması olabilir. Minik bir işte pastanemin olması olabilir tarzı. Onun dışında şöyle sorular geliyor. Ben işte meslek lisesine gidiyorum. Farklı bir bölüm okumak istiyorum. Sence bunu başarabilir miyim? Tabii ki de başarabilirsin. Ben tarih okudum. Yani canlı örneği karşında. Ben lise 2'deyken böyle tarihi videolara çok fazla ilgi göstermeye başladım. Tarih olayları çok fazla araştırmaya başladım. Böyle işte o tarihi filmler, diziler falan o insanların şeyleri araştırma, bir şeyleri öğrenme. Hatta ilk gazetecilik bile düşündüm. Sonra Türkiye'deki gazetecilik malum. O yüzden ondan vazgeçtim. O yüzden kendinizi böyle çok fazla sıkmayın. Sadece durumunuz varsa işte lise 2'de ya da lise 3'de kesinlikle şeyi önermiyorum. İşte ben burayı bırakayım. Çünkü parası olan arkadaşlarımız temel liseye vesaire geçiyor. Hani bu hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ya da açık liseye falan geçiyorlar. Ben elinizde yine okuduğunuz alanın bir belgesinin olmasını isterim açıkçası. Yani mesela benim okuduğum şey asla bitmeyecek bir sektör. Yani en basiti insanlar dışarı çıktığı zaman oturacak bir yer arıyor mesela. O yüzden bu tür şeylere kapılıp da mesleğinizi işte bitirecek şeylere girmeyin bence. Onun yerine alın okulunuzu bitirin ya mezuna bırakın bir yıl hazırlanın. Durumunuz da iyiyse bir kursa falan gidersiniz. Baktınız direkt zamanda bir yere girmek istiyorsanız ben lise 2'de kararımı verdikten sonra tarih okumak istediğime dair açlıklarımla giderdim. Test kitapları alırdım. O zaman da işte çok böyle şey dershaneler pahalı olduğu için dershaneye yatacak bir miktar öyle para olmadığı için hani bana seçenek sundular. Tercih yapalım mı? Sınava girdiğimde de öyle çok kötü bir puanım aslında yoktu benim. Sadece ilk sınavdan birazcık şansım çok iyi gitmedi. YGS ve LGS'ye giriyorduk biz. İkinci sınavda toparlayabildim. İnanın ilk sınavım iyi olsaydı daha iyi bir okulda okurdum. Ama dediğim gibi şeyleri çok araştırdım. Ankara Üniversitesi'nde evet hocalar farklı ama ben kendi okulumdaki hocaların da çok iyi alanlarda yetiştiğini, çok iyi öğretmenleri olduğunu gördüğüm için. Sonrasında şuna baktım. Dersler nasıl? Ders skalası da aynı. Yani Ankara Üniversitesi'ne giden bir öğrencinin gördüğü dersle Bartın Üniversitesi'ne giden öğrencinin aslında gördüğü ders arasında çok büyük bir fark yok. Sadece hocalarda farklılık var ama dediğim gibi benim hocalarım da çok kötü hocalar değildi. Yani çok kötüyü bırakın kötü değillerdi, gayet iyilerdi. Her üniversitede olduğu gibi bir iki tane anlaşamadığınız öğretmeniniz mutlaka olacaktır. O yüzden kütüphaneye gidiyordum. Hatta Milli Kütüphane serüvenim böyle başladı. Lisede işte çıkardım, kütüphaneye giderdim. Akşama kadar test çözerdim. Sadece test çözerdim. Hani böyle
Okuldayken de teneffüslerde konuları çalışırdım. Böyle geçerdim, konuları okurdum vesaire. Çok takıldıysam da işte telefondan bir şeyleri oradan araştırırdım. Yani tamamen şey, plansız bir şekilde hani kendi çabamla bir şeyleri yaparak aslında üniversiteyi kazandım ben. Bu yüzden de hani şeyden hiç pişman olmadım. Çünkü gittiğim yer aslında benim çocukluğumun geçtiği yerde olduğu için kazandığımda hiç yabancılık çekmedim. Tamamen hani kendi evimde, yuvamdaymış gibi okuluma gittim. Öylelikle de mezun oldum. O yüzden kendinizi hiç şeye kap, yani işte ben meslek lisesine gidiyorum, dershaneye de gidemiyorum, yapamam bunu vesaire demek yerine hedefinize odaklanmanız gerekiyor. Ben tarih okumak istiyorsam bunu okuyacaktım. Ya sanat tarihi okumak istiyordum ya da tarih okumak istiyordum. Gastronomi de yeni çıktığı için çok çok yüksekti puanları. Benim sağ olsun hani ablam bu alan, yani benim önümde iki tane üniversiteye gitmiş insan olduğu için aslında bu noktada abimle ablam devreye çok girdi. Mesela tercih listemi ablam yaptı. Muhtemelen belki de ablamın o sıralama şeyiyle üniversiteyi kazanmışımdır. İşte belki bir şekilde olursa, çünkü bazen işte çok boşluk kaldığı için altlarda kalan insanları da yerleştirebiliyorlar. Puanım dediğim gibi gastronomiye yetmiyordu. Ama biz tüm tercihleri doldurduk ve hani ilk yarıya tamamen gastronomi yazdık Ankara çevresinde. Sonraki yarıya da istediğim için tarihi yazdık. Gastronomi olsaydı da giderdim bu arada. Hani şey değil, planımı o şekilde ilerletirdim. Belki günün birinde yine çok okumak istediğim için tarihi okurdum. Mesela hani öyle bir şey de olabilir. İlla ki hani herkes çünkü tek bir bölüm düşünmez bence. Yani ben mesela iki tane şeyde çok aklım kalmıştı. Onları da yazdık. Biri olmadı, biri oldu mesela. Bence bir sınavda başarılı olmanın yolu tamamen bol bol soru çözmek. Yani soruları görmek. Yani ben mesela şeyden çok korkuyordum. Hatta size onu da söyleyeyim. Tarihe işte o kadar fazla tarih soru kitabı çözdüm ki hani oradan da böyle bir ilgi olduğu için. Edebiyattan çok korkuyordum. Türkçeden çok korkuyordum. Çünkü ben hala edebiyatta böyle kafam çok karışır. Hani bu bilirsiniz sorularda genelde yazar, eser, eşleşmesi, ne bileyim işte Servet-i Fiyun'un ikinci yeni falan, bu tür akımlarda çok iyi değilimdir. Tamamen edebiyatta çok iyi netim oldu. Tarihte mesela kötü bir netim vardı. Yani o yüzden bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Tek önerim bu benim aslında. Yani konu eksiğiniz varsa zaten çözdüğünüz sorularda da hangi konuda iyi olmadığınızı da aslında görüyorsunuz. O yüzden bana kalırsa, ben mesela şimdi insanlar şey diyor, ben meslek lisesine gidiyorum, bu konuya da değineyim. İşte staj yapıyoruz, staj görüyoruz biz meslek lisesine gittiğimiz için. Bazı liselerde bu 3. sınıfın işte yazından da başlayabiliyor. 4. sınıfta normalde staj yapılıyor. Vakit bulamıyoruz, çok yoruluyoruz vesaire tarzı şeyler var. Aslında bu yorgunluk mevzusuna ben inanmıyorum. Bunlar bana birazcık bahane gibi geliyor. Neden? Staj yaptığım zamanlarda her şeyin belli bir şeye oturtursun. Ben mesela molalarda soru çözerdim. Öğle arasında küçük bir bölüm olurdu. Bir yandan yemeğimi yiyip yine bir yandan soru çözerdim. Sadece iki gün normal derslere giriyorduk. Edebiyat, işte dil anlatım vesaire. Onda da mesela teneffüslerde soru çözüyordum. Hatta ekstradan hocaya da yapamadığım soruları teneffüslerde öğretmenler odasına gidip ya da koridorda nöbetçi olursa öğretmenimiz, orada boş bulduğumda direkt onu tutup kaza geldim. Onu tutup direkt hocaya sorularımı öylelikle de sorardım. Bir şey yapmak istediğinizde aslında şey, önünüzdeki tüm engelleri siz kaldırıyorsunuz. Hani böyle kendiliğinden de kalkıyormuş gibi oluyor. Başka size önerebileceğim bir şey. Ama dediğim gibi durumunuz da varsa kursa da yazılabilirsiniz. Baktınız çok mu her şey yoğun gidiyor?
mezunu bırakıp o zaman kursa yazılabilirsiniz. Kursa da yazılamıyorsanız şu anda günümüzde, bakın benim zamanımda bile YouTube'da o kadar fazla böyle eğitim kanalı yoktu. Yeni yeni oluşuyordu. Her şeyi planlı bir şekilde YouTube'da oynatma listeleri var. Hani kursa gidemeyenler için büyük bir derya aslında internet, nasıl kullandığınızla alakalı. Bir şeyler düzene oturttuğunuz zaman aslında şey olmuyor. Eğlenmenize, kitap okumanıza vesaire vakit kalıyor. Mesela benim kitap okuma grubumda insanları ayıkladım. İşte son görünmesi 2 ay önce olan, 1 ay önce olan. Yani çünkü şöyle düşünüyorlar. Hani bizim kitap okumaya vaktimiz yok. Aslında bu insanlara ben bir şey demiyorum. Aslında demeyi çok istiyorum ama demiyorum. Birkaç tanesine cevap verdim. Haklısın abla diyenler de oldu. Uzun tuvalete gideceğiniz zaman bile yanınızda kitabınızı götürebilirsiniz. Yatağa yattığınızda eminim ki ya, o kadar eminim ki bunu asla şey yapamam. Şu telefonu elinize alıp Instagram'da ben yatmadan önce işte bir 15-20 dakika gezeyim, işte YouTube'da bir iki tane video izleyeyim demek yerine o an o ayın okunacak kitabını elinize alırsanız, bakın en fazla 200 sayfalık bir kitap şey yapıyorum, böyle kalın ağır kitaplar asla okutmuyorum. İşte abla ya, mesela Telegram'a girip abla benim zamanım yok yazacağınıza bile o an elinizde kitap alıp bir 5 sayfa okuyabilirsiniz. Hani o yüzden birazcık bana işte ben sınav zamanındayım, zaman işte vaktim yok kitap okumaya vesaire diyenlere kat'a inanmıyorum. Sanki 24 saatin, saat hani böyle 8 saatin uyuyor, geriye kalan tüm zamanında böyle test çözüyormuş gibi hiç yemek yemiyor, su içmiyor, tuvalete gitmiyor. Öyle oturup soru çözüyormuş gibi davranıyor insanlar. Tamamen zaman yaratmak sizinle alakalı bir şey. Yani o yüzden ben bazı şeylere zamanım yok diyen insanlara kusura bakmayın, özür diliyorum ama inanmıyorum. Hani benim dediğim birçok şey böyle bazı insanlara saçma gelebilir. Ya da işte o senin hayatın, sen öyle düşünüyor olabilirsin de diyebilirsiniz bana. Ama yani okuldan çıkıp böyle otobüste kitap okuyan insanları görebilirsiniz. Metrobüslerde görebilirsiniz. İşte ben mesela metroya her bindiğimde o insanın çalıştığı belli mesela. İşten çıktığı o kadar belli ki. Ama eline almış küçük de olsa bir kitap okuyor. Yanımda birkaç kez tanıklık ettim. Telefonla keza ben de aynı şekilde. Kitabım yoksa telefonuma bir şekilde bir şeyler bulup o kitabın. Ben mesela grubumda PDF'lerini de atıyorum kitapların. O şekilde okuyabilirsiniz okuldan çıktığınızda vesaire servisteyken. Neyse, bunu da buradan değinmiş oldum. Yani toparlayacak olursak, meslek lisesine gitmenize rağmen başka bir bölümde tabii ki de okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle bölümünüzü tamamlayın ve o belgeyi elinize alın. Çünkü hiçbir şey olmazsa, yani bir şekilde bir şey başaramazsanız, yani başarmak da aslında çok mühim değil bu noktada. En azından elinizde yapabildiğiniz ve eğitimini alabildiğiniz bir mesleğin belgesi olacaktır. Bu çok kıymetli bir şey. Sonrasında da tek tavsiyem, bol bol soru çözün. İşte ikinci el kitaplarda satılıyor soru kitapları. Hiç çözülmemiş, sadece almış mesela. Ondan sonra vermiş, ikinci el satılıyor. Bu şekilde yani günümüzde bir şeye ulaşmak için hani aslında ekstra çaba sarf etmenize bu kadar fazla gerek yok. Sistem çok fazla değişiyor. Bu konuya hiç girmeyeceğim. Çok da zaten ilgilenmiyorum. Yani benim ilgilenebileceğim bir alan değil çünkü kendisi. Ben sadece ne yapmak istiyorsam onunla ilgili şeyleri araştırıyorum. Çünkü sürekli değişiyor. Sürekli. Bu videoyu da burada bitireyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Pes etmenizi gerektirecek hiçbir durum yok. Bunun da farkında olun lütfen. Bir sonraki videoda da sizinle görüşürüz. Hoşça kalın.